ben de herkese burada oldukları için teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Aslında çok benzer oranlar söz konusu bence de. Özellikle kendimden de düşündüm. Tabii işte 86 yılında İTÜ elektroniğe başladığımda 150 kişi arasından sadece 7 bayan öğrenci, kız öğrenci. Ve sonrasındaki yıllarda da aslında oran çok değişmemiş gördüğüm kadarıyla. Son yıllara baktığımızda da %15'ler civarında bilgisayar mühendisi olarak mezuniyetlerimiz söz konusu. Genel tüm mühendislere baktığımızda da 30'lar civarında oran söz konusu. Genelde aynı çalışma hayatına katılan orana benzer bir oran mühendislik anlamında da var. Oradaki aslında mühendisliğin içerisinde çok fazla şey var. Özellikle de matematik. Matematiği iyi yapmak için Türkçe, yani kadın sağ düşünceli yöntemlerinizi de kullanabileceğimiz alan var. O anlamda benim çok mühendisliği çok cazip gelmişti. Ve uygun da olduğunu da düşünüyorum. Sadece orada bir takım geri tutan konular, belki daha çok zorlukları ile ilgili konular, onlardan da bahsedebilirim. Gerçekten özellikle de BT sektöründe ya da siber güvenlik sektöründe hele ki işiniz mesai saatleriyle sınırlı olmuyor, mümkün değil. Yani her zaman hayatınızın içerisinde bir parça olarak işiniz hep yanınızda. Her an işte uzun kalabilirsiniz, eve dönseniz bile devam edebilirsiniz gibi konular var. Belki bu anlamda biraz geri dönme söz konusu. Diğer taraftan da çok insanı motive eden sürekli, çünkü bir sonuç oluşturuyorsunuz. Yaptığınız işin bir çıktısı var. Ya da eksikliği hissedilir bir konu, eksik bir şey olduğunda, özellikle mühendislik alanında da ya da BT sektöründe de her şey yolunda giderken aslında çok fazla bir belki varlığınız hissedilmiyor. Ama en ufak bir olumsuz durum olduğunda aslında birden ne kadar mantar bir rolde olduğunuz biraz daha yüze batıyor oluyor. Öyle mi? Biraz daha yaklaştırayım. Evet, şimdi daha iyi herhalde. Evet, bayağı uzak kalmışım mikrofonu. Dolayısıyla da kadınlar için de uygun olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da mutlaka cesaretlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz kadınların özellikleri gereği detaycı ve mükemmeliyetçi tarafları da var. Yani bir işi çok çok detaylı bir şekilde planlayıp sonuçlandırıp ortaya koyma yönünde bir yaklaşımları var. Bunun da biraz geri tuttuğunu düşünüyorum aslında bu anlamda kadınları bu sektörlerde var olmaktan. Çünkü gelen örneğin mülakatlara gelen adaylardan da gördüğümüz belki çok daha az deneyim ya da niteliğe sahip bir erkek aday çok daha şey olabiliyor, güvenli görünebiliyor karşınızda. Oysa ki bakıyorsunuz, sertifikalarına bakıyorsunuz, deneyimlerine bakıyorsunuz. Hani neredeyse belki puanlasanız 3-4 katı bir puan vereceğiniz bir aday. Çok daha mütevazı geliyor kadın bir aday karşınıza. Biraz da bu sanıyorum bu düşünce tarzından da kaynaklanıyor. Çok her şeyi tam olsun, mükemmel olsun, bütün detaylarıyla olsun istiyoruz. Diğer taraftan sorularınızın bir tanesi, siz neden seçtiniz galiba, değil mi? Yani bu alanlar aslında aileden gelen bir daha çok hani tıp okuma konusunda. Öyle bir yolu dememişler. Ya doktor ya eczacı gibi bir şey vardı. Özellikle annemin gönlünde yatan. Fakat tabii mühendislik seçtiğimde de onlar da desteklediler aile olarak. Hatta arkadan kız kardeşim de Yıldız Elektronik mezunu oldu. O da BT sektöründe şu anda. Çok severek yapıyorum işimi. Teknoloji hiç durmadan gelişen bir şey. Yani hiçbir zaman sıkılmanız mümkün değil. Sürekli yeni şeyler öğreniyorsunuz. En önemli şey sürekli öğrenmeye açık bir konu olması ve yeni öğrenecek şeylerin olması. Biraz aslında bu noktada da kadınların meraklılığının avantajı olduğunu düşünüyorum. Genelde merak çok önemli. Yaptığımız görüşmelerde de aslında bunu yoklamaya da çalışıyoruz. Yani ne kadar meraklı. Çünkü araştırdıkça okudukça konular açılıyor. Daha da ufkumuz açılıyor. Kaçırdığım bir sorunuz var mıydı? Yok aslında. Tam bir şey olarak. Evet.
Tuğba Hanım'a vereyim. Tuğba Hanım, şimdi Ayşe Hanım dedi ki meslek seçimlerinde özgüven çok önemli, merak çok önemli dediniz. Tabii bir de toplumun size verdiği destek de önemli. Çevreniz, anneniz ne bekliyor? İşte eczacı mı olsun, doktor mu olsun? Siz toplumun kadına biçtiği rol hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hep dediği gibi Ayşe Hanım da öğretmen ol, hemşire ol. İşte o şekilde bir algı var. Ve mühendisliğin, siber güvenliğin kadın için çok zor olduğu söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hemen iki tane kendi hayatımdan kendi hayatımdan örneklediğim çok sıcak gelişme iki tane örnek paylaşmak istiyorum. Bugün developer olarak çalışan bir arkadaşım bana geldi, dedi ki Tuba, sen mühendis olmadığını düşün, IT sektöründe çalışmadığını düşün, ama yazılım geliştirmeden sorumlu olan bir eşin var ve her gece eve geç geliyor. Ne yaparsın, nasıl tepki verirsin? Şanslıyım bu konuda çünkü sağlıkçı bir aileden geliyorum. Bizimkiler de eczacı, hep aynı örneği verip duruyorsunuz. Eczanemiz de Doğum Evi Hastanesi'nin karşısında. Adana'daki o meşhur Doğum Evi Hastanesi var, her gün haberlere çıkıyordu bir ara. İşte o hastane, olaylar, her gün 500 doğum, bütün doğumun hastası orada, herkes doğum yapıyor. Anneme ben işte gelemedin, gidemedin, nöbettesin. Çünkü Adana'da 60. eczaneydiler ve gelemiyorlardı eve yani, ben annemi göremiyordum. İşte hep söyleniyordum yani, işte hep işim var, hep işim var. Bu nereye kadar böyle gidecek? O da bana şey derdi, ya bir kadın doğumcunun çocuğu olsaydım. Sonra büyüdüm, başka şeylerden şikayet etmeye başladım. Bu sefer de ya bir kadın doğumcunun eşi olsaydım demeye başladım. Aslında olay şu, işte gerek kadın doğumculuk, gerek bizim meslek grubunda. Her gün belki kalmayabilirsiniz ama hakikaten Allah yaşatmasın da siber güvenlik OVK olduğu zaman ya da Ramakka'da yaşadığımız zaman tabii ki kalıyoruz. Tabii ki, ya da işte o geçişlerde vesaire tabii ki kalıyoruz. Ama bunu yapan bir sürü meslek grubu da var bizimle beraber. Artık şu fikri biraz atmamız lazım. Eskiden ilanlar açık açık yazarlardı, artık çekiniyorlar. Esnek mesai saatleriyle çalışabilir. Biliyoruz hepimiz değil mi? Gördük zamanında. Şimdi çekiniyorlar. İK özellikle çekiniyor, onu yazmayalım. Az başvuru gelir. Ama bu bizim hayatımızın gerçeği. Yani özellikle sizler annesiniz. Geleceksiniz o konuya hani. Ben biraz daha rahatım belki o konuda, bir köpek annesi olarak. Ama şunu biraz artık hayatımızdan uzaklaştırmamız lazım gerçekten. Bakın bugün bazı istatistikler de çıkarttım ama önce şunu da paylaşayım. Bu hafta bir bağımsız sivil toplum kuruluşu var. Özellikle perakende sektöründekiler bilirler, böyle mail grubu falan. İşte hep beraber dedik ki bir etkinlik yapalım, işte orada siber güvenlik teknolojilerini falan da paylaşalım. Hafta sonu gittik. Bir resim gönderdim arkadaşlarıma, gördünüz. 86 erkek, tek kadınım. 86 erkek. Şimdi benim de kıskanç bir eşim olsa, değil mi? Mesela problem yani. Hep beraber Kıbrıs'a gidiyoruz çünkü falan. Şimdi şurayı özellikle sizler için not aldım. Şimdi Amazon Go geldi biliyorsunuz. Bırakalım güvenliği falan bir kenara, hani madem teknoloji tartışıyoruz. İşte böyle bir teknoloji geldi, kapıyı çaldı, işte mağazayı açtı adamlar. 800 milyon kasiyer işsiz kalacak önümüzdeki 5 sene içinde. Kadınların en sevdiği, en çok yaptığı mesleklerden bir tanesi. Neden? Mesaisi belli. En fazla shift'le, vardiyayla çalışıyorlar. O hafta hangi vardiyada olacağı belli. Çoluğunu, çocuğunu, değil mi? İşini, gücünü, ekstra işlerini ona göre ayarlayabilir. Yine kadınların sevdiği meslekler, bankacılık, sigortacılık, eczacılık, finansal analistlik mesela, emek yoğun işler ya da işte tarlada çalışma, çiftçilik, işçilik vesaire. Bunların tamamının önümüzdeki yaklaşık bir 10-15 yıl içerisinde tamamen biteceğini söyleyen birkaç tane gazete haberi buldum bu hafta sizler için mesela. Böyle nahoş haberler var. Tuğba'cığım, sen de siber güvenlikte çalışsınlar diye bütün meslekleri bitirdin. Evet, onları bırakıp bize gelin. Ama şaka bir yana, yani öğretmenlik tabii hani herkes mühendis olsun, siber güvenlikçi olsun falan, hani panelimizin konusu da zaten bu teknolojiye çekmek, ama bazen zaman zaman hep ben de ya öğretmen olsa mıydım keşke, çünkü benim de annem babam öğretmen, böyle bir hayalim olmuyor değil. Çünkü hep yaz tatilleri ve Şubat arası tatillerini özlerdim. O zaman annem babam bizi alırdı, böyle Ege kıyılarını gezerdik biz de. Ama şu anki öğretmenleri görüyorum, işte Koç'ta, Bilkent'te falan arkadaşlarımız var. Onlar da o kadar yoğun çalışıyorlar ki, o herhalde eski, daha rahat olan zamanlar birazcık
her meslek grubu için birazcık geride kalmış gibi sizin de söylediğiniz üzere. Siber güvenlikte de yani ben baktığım zaman evet çok bazen mesaiye kaldığımız ramakkal olaylarında oluyor ama her zaman da bu olmuyor. Siber güvenlikte birçok alanı var. İşte bunun governance kısmı var, işte SOC kısmı var, işte pentest kısmı var. Farklı farklı alanlarda bunları dağıtmak mümkün aslında. Ayşe'nin senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şunu ekleyebilirim. Belki genelde erkek işi, kadın işi ondan bahsettik gibi bir toplum algısı var. Ama görüyoruz ki aslında birçok erkek işi diye görülen alanda da kadınlar gayet başarılı. Son senelerde özellikle bu konuda da çok fazla çeşitlilik var. Yani yolda geçerken mesela taksi şoförü görebiliyoruz. Hani eskiden hiç ben bayan taksi şoförü, kadın taksi şoförü görmezdim. Şimdi görüyorum. Benim örneğin ekibimde tır kullanmayı seven bir kadın arkadaşım var, ekip yapmış. En büyük hayalim bile yapmış. Hani meslek olarak yapmayacak belki ama böyle birçok şey aslında etiketlenmiş durumda. Yani hem kendi kafalarımızda hem toplumun kafasında. Belki biraz o etiketlerden kurtulmamız gerekiyor, o sınırlardan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü artık birçok şey de çok beyin işi haline geldi. Bahsedildiği konuşmalarda da hani kas gücü belki eskiden çalışan iş tarafında çalışanların arasında erkek egemen bir tablonun olması biraz da kas gücüyle ilgili ama artık her şey beyin gücüne doğru gidiyor. Estetik yine bahsedildi Ermin'in konuşmasında. Estetik kullanıcı arayız, kullanıcı deneyimi çok önemli. Yani bir ürün var, bir çözüm var ama o çözümü tek başına sunduğumuzda bir önem arz etmiyor. Onun üzerine bir katma değerek değil, onun bir kullanıcı deneyimi haline getirdiğinizde bir maliyet anlamında hem kurumunuza katkı sağlamış olursunuz hem de pazarda bir yer buluyorsunuz. Yoksa birbirinden ayrılmıyor oluyor ürünler veya hizmetler. Bu anlamda da kadınların katkısının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Birçok özellikle analiz ağırlığını da görüyoruz. Her alanda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bu sınırları ayarlayabilirim. Teşekkür ediyorum. Mikrofon tekrar ben aldım. Böyle iki mikrofonu dört kişi ortak kullanıyoruz. Şimdi kadınların siber güvenlik tarafındaki istihdamı ile ilgili Türkiye'de bir istatistik baktım. Çok fazla bulamadım ama yurt dışında bir tane buldum. İlginç geldiği için burada paylaşmak istiyorum. 170 ülkede 20 binden fazla kişiyle bir araştırma yapmışlar. Ve bu araştırma sonunda siber güvenlik çalışanlarının sadece %11'inin kadın olduğunu bulmuşlar. Ama ilginç olan kısım bu değil tabii ki de. Bu %11 kadının siber güvenlikte çalışan %51'i demiş ki ben bir ayrımcılığa maruz kaldım. %51 çok ciddi bir oran. Hani kadın erkek ayrımcılığına maruz kaldı demekçe. O yüzden en zor soruyu eski yöneticim olan Dilek Hanım'a sormak istiyorum. Dilek Hanım, siz daha önce hiç ayrımcılığa kaldınız mı? Ya da bir arkadaşınız kaldı mı? Böyle devam ederler ya. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başarılı olmak için kadınsal özelliklerinizden vazgeçtiğiniz hiç oldu mu? Teşekkür ederim. Öncelikle herkese bu akşam katıldığınız için teşekkür ediyorum. Soruya gelirsek, ben çalışma hayatım boyunca sırf kadın olduğum için bir ayrımcılığa maruz kalmadım. Veya çalıştığım kurumlarda bunu yaşayanlara şahit olmadım. Hatta tam tersi, kurumsal firmalarda kadınların saygı gördüğünü, takdir gördüğünü söyleyebilirim. Mesela şu anda benim çalıştığım ekipte kadın sayısı erkek sayısından daha fazla. Ve gayet memnun bir şekilde çalışıyoruz. Kadınsal özelliklere baktığımızda aslında bireylerin kişisel özelliklerinin kişiden kişiye değiştiğini bir kenara koymak lazım. Ama genel olarak bakarsak kadınlar ve erkekler doğaları gereği birbirlerinden farklılar bazı konularda. Ve ben özellikle bizim mesleğimizde kadınların bazı avantajları olduğunu düşünüyorum. Bunlar neler? Örneğin kadınlar iyi bir dinleyiciler. Salondaki erkek dinleyicilerin adına itiraz etmeyeceğini umarak devam ediyorum. Biz kadınlar karşımızdaki kişiyi dinlerken uzun bir süre daha dikkatli, sıkılmadan
dinleyebiliyoruz. Ve dinlerken sadece sözlere odaklanmak yerine aslında karşımızdaki kişinin ne hissettiğini de daha kolay algılıyoruz diye düşünüyorum. Ve aslında empati yeteneğimiz çok yüksek genel olarak kadınların. Karşımızdaki kişinin bir sıkıntısı varsa veya ruh hali nasıl, bunu daha kolay algılıyoruz. Olumsuz bir durumu ifade edeceksek bile bunu nazik bir şekilde ifade ediyoruz. Aslında tüm bunlar bence kadınları insanı anlamakta daha başarılı yapan özellikler. Bunlara ek olarak kadınlar detaycı, titiz, düzenli, daha özenli. Ve bu özellikler denetim mesleğinde çok önemli ve işe yarayan kriterler. Örneğin bir inceleme yaparken o olayı çok detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Sıkılmadan tekrar tekrar aynı konuları irdelemek gerekiyor. Veya denetim kanıtlarını topluyorsunuz. Burada çok düzenli olmak, özenli olmak gerekiyor. Ve ben kadınlarla çalışırken bu konularda kadınların hep çok başarılı olduğunu gözlemledim. Özetleyecek olursam, bu meslekte başarılı olmak için kadınsal özelliklerinden vazgeçmem gerekmedi. Hatta tam tersine bu özelliklerin faydasını gördüm. Teşekkür ediyorum. Tuba Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var diye düşünüyorum. Var. Siz vazgeçmem gerekti. Bacağımın var olduğunu şu böyle deli 10 sene oldu. Hayatım giyerek, pantolon giyerek geçti. Çünkü o kadar erkeğin arasında çalışınca mini etek falan unutuyorsunuz bir müddet sonra. Ben o kadar fazla kurumsal şirkette çalışmadım. Son 15-20 yaşım da belli olacak. Küçüğüm aslında. 4 yaşındaki okula başladım. Onu da söyleyeyim. 20 yaşından beri çalışıyorum. Şimdi şöyle oldu. İlk başladığımda işte patron şirketlerinde falan işte yazılım, donanım, network, altyapı, aklınıza ne geliyorsa bir bu pozisyonlarda çalışıp çok şey öğrendim gerçekten. Ama o kadar erkeğin arasında bazı kadınsal özelliklerinizi mecburen kaybetmek durumundasınız. Adam bütün gün ya bilgisayarı görüyor ya sizi görüyor. Günün sonunda ya platonik aşık olacak ya başka bir şey olacak yani ya da sizi erkek gibi görecek. Dolayısıyla vazgeçmek durumundasınız yani onu bir şekilde kabul etmek lazım. Ama tabii her ortamda değil yani güzel kurumsal bir yerde çalışıyorsanız bir sürü kadının olduğu aynı departman değil vesaire fark etmez yani. Büyük bir popülasyonun bir parçasıysanız, büyük bir grubun bir holdingde vesaire falan çalışıyorsanız herkes de tabii oraya çok kolay gelemiyor ama hani bunları yaşıyorsanız tabii ki burada hiçbir sorun yok. Hiç sen kadınsın eve erken git bu gece geçiş var falan. Hayır, geçen hafta sistem odası taşıdık. Ben de onlarla gayet güzel çalıştım yani. Yüklendim diyorsun sunucuyu sırtıma. Yüklendim. Yok onu sırtıma yüklenmedim, çocuklara yüklendim. Şimdi de kadınların en çok desteğe ihtiyacı olduğu yani bir döneme gelmek istiyorum annelik döneminde. Çünkü her ne kadar kadınsal özelliklerimizi bazen kaybetsek de kaybetmesek de anne olduğumuz zaman ya da hamile olduğumuz zaman bir hormonlar devreye giriyor. Evet, birazcık alıngan olabiliyoruz. Biraz fazla işte sıcaklar basabiliyor. Bizim için tabiatın bize verdiği en güzel hediye için belki de zor geçtiği bir dönemimiz oluyor. Ayşim Hanım, siz de bir anne olarak bu dönem hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçirdiniz bu dönemi? Ve anne olacak bayanlara tavsiyeniz nedir? Yani kariyerde yaparım çocuklar diye. Aslında herhalde çok şanslıydım. Her zaman eşim o konuda çok destekçi oldu. Her şeyiyle paylaştı. İlk çocuktan itibaren bir hamilelik döneminde hep çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum. O anlamda da şanslıyım. Çünkü neredeyse doğumun bir gün öncesine kadar ben işte kimlik yönetim projesini bitirmek için çalışıyor durumdayım. Ertesi gün doğuma gittim. Kimliği bastırıyorsunuz. Biraz da beklediğimizde erken olunca tabii bu şekilde oldu. Bir kere çok önemli dediğim gibi eşin desteği önemli. Diğer taraftan sağlık anlamında da size yarattı. İşte bulantı mesela tüm şeyler olmuyorsa o da bir rahatlık. O açılardan herkesin aile olmuyor biliyor o dönemi. Oldukça sıkıntısız geçirdim. Keza ikinci çocukta da aynı şekilde o desteklenmenin önemi taşıyor. Şöyle bir şey var sadece hani o hep insanın içinde bir annenin içinde bir konu olarak kalıyor kalbimde. Acaba ben
çocuğum için, işte çocuğumdan çalıyor muyum? Yani orada işe ayırdığınız zaman, onunla olmak yerine işle ilgilendiğiniz zaman mecburen anne olarak yapmam gerekeni eksik mi yapıyorum, eksik mi bırakıyorum, çocuğumla işleri eksik mi bırakıyorum gibi bir vicdan azabı mı diyeyim bazı anlarda, hani vicdan azabına doğru kayan bir duygu hali olabiliyor. Ama bir taraftan da aslında kendi çocuklarıma baktığımda bu inanılmaz derecede, hani tabii onlarla geçirdiğiniz zamanın, hani hep kaliteli zaman geçirmek gibi bir konu var, bir çok konuşuluyor. Onlara birlikte olduğunuz zaman nasıl geçirdiğiniz de çok önemli. Bazen hani belki saatlerce berabersiniz ama herkes ayrı dünyalardaysa, hani ne kadar o beraberlikten bir şey çıkıyor, o bir soru işareti. Ya da birlikte olup gerçekten etkileşimli bir şey yapmak çok farklı bir şey. Çocuğumuzu yanında bıraktığı etik çok farklı bir şey. Diğer taraftan da pardon, bütün bu durumlarda, şimdi tabii büyüdüler bizimkiler. Kızım şu anda 14, pardon kızım 12, oğlum 14 yaşında oldu. Dolayısıyla da bayağı bir işi de kendileri yapar haline geldiler. Bir öyle bir şans oluyor. Örneğin nazarda değdireceğim diye korkuyorum. Kızım örneğin bütün okul yemeklerini kendisi hazırlıyor. Akşamları. Sabahları güzel onları ısıtıp koyup falan, tabii destek. Önceden örneğin köfteler hazırlanıyor, o pişiriyor. O hazırlıyor sonuçta, o sorumluluğu almış durumda. Biraz da böyle bir artısı da oluyor aslında. Çok özür dilerim. Siz biraz geride kalmak zorunda kalınca ister istemez çocuklar da ekstra bir sorumluluk alıyorlar. Çok küçüklüklerinden beri örneğin ikisi de kendi kıyafetlerini kendileri seçerler, giyerler. Veya işte bir market alışverişi yapılır, kendilerine alınan yiyecekleri kendileri dolaba koyarlar falan gibi. Annem çok kızardı. Küçücük çocuğa çalıştırıyorsunuz bir yaşta falan diye, ama bu küçük detaylar aslında gelecekte hem kendinizin adımları anlamında, hem onların adımları anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem bu anlamda artıları da var. Bir yandan duygu anlamında bir annede bir soru işareti olan durumlar var, ama sonuçta bir şey oluştuysa, ya o bağı zaten hissediyorsunuz. Hani bir yandan da böyle bir gelip sıcacık sarıldıklarında ya da bir şey için. Bir de onlar da daha mı teşekkür oluyorlar? Belki hani böyle çok sürekli bir şeyler elde ettiklerinde çok farkında olmuyorlar o elde ettikleri şeyin arkasındaki emeğin. Ama bazen kendileri örneğin bu hafta çamaşırları toplama görevi sende, bulaşık makinesini boşaltma görevi sende gibi basit şeylerle bile aslında hem sorumluluk almak anlamında oluyorlar, ama bazen de aslında o işlerin de hiç dikkate almadıkları küçük küçük işlerin aslında bir zaman ve emek gerektirdiğini farkında oluyorlar. Dolayısıyla da böyle bir onları da işin içine katmak anlamında da mecburen de olsa olumlu bir katkısı da olduğunu düşünüyorum çocuklara da. Önce açmamda da özgüveni aslında daha yani iyi oluyor çalışan annenin. Benim de kızım mesela ilk başta şey diyordu bana, ya anne herkesin işte annesi onu akşam okuldan almaya geliyor, sen gelmiyorsun. İşte önce ben de çok üzüldüm, ya ben gelmiyorum, acaba ben evde otursam, işi bıraksam, çocuğumu gitsem akşam alsam mı diye. Sonra dedim ki ya benim de kızım yani ve onun da ileride güçlü olması lazım ve kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Sonra kızıma şunu demeye başladım, bak kızım ne kadar güzel, senin annen çalışıyor. Dolayısıyla kendi ayaklarının üzerinde duruyor, bununla gurur duymalısın. İlk başta çocuğumdaki algıyı değiştirerek başladım işe. Yani toplumdaki algıyı değiştirmek aslında öncelikle kendi algınızı değiştirmekten başlıyor. Kendi algınızı değiştirdiğiniz zaman çocuğunuza etkiniz oluyor ve toplum da aslında böyle böyle değişiyor. Dolayısıyla ben de bunu böyle kısaca eklemek isterim. Dilekciğim sen de bir annesin, sana da sözü vereyim. Evet. Aslında bu konu sadece bizim sektöre çalışan kadınları değil, bütün çalışan kadınları aynı şekilde etkileyen bir konu. Şimdi şöyle düşünün, güne her sabah şöyle başlıyorsunuz, sabah erkenden uyanıyorsunuz ki bebekler genelde erkenden uyanıyorlar, çok erkenden ve durmadan neredeyse 7 yıldır sizden ilgi bekleyen bir bebek veya çocuk var. Bir yandan çocuğun sabah bu ilgisini, ilgi ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan kafanızda acaba bakıcım bu sabah gelecek mi, hatta zamanında gelecek mi gibi bir endişe oluyor sürekli içinizi kemiren. Ki inanın bu gerçekten neredeyse her gün bu endişe yaşanıyor. Bir yandan da siz işe yetişeceksiniz, sabah hazırlanmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten
kolay değil. Özellikle bebeğin yeni doğduğu ve yoğun ilgi beklediği 0-3 yaş döneminde bir yandan bebek bakımı, bir yandan iş hayatı derken kadının kendine ayırdığı zaman oldukça azalabiliyor. Ama neyse ki bu dönem geçici bir dönem. Yani bebekler büyüyorlar. Ayrıca kadınlar da hayatlarını çok iyi organize etmeyi başarıyorlar bence. Mesleki deformasyonun anneliğe etkisi nelerdir diye bakacak olursak, bu meslek bizi çok fazla detaycı yapıyor, çok fazla titiz yapıyor ve şüpheci yapıyor. Eğer bu özellikler anneliği de çok fazla yansırsa, öyle mükemmel anne olma dürtüsü çok artabiliyor. Bu da kadının hayatını gereğinden fazla zorlaştırıyor bence. Ve sadece kadının hayatını zorlaştırmakla kalmıyor, bu çocuğunun etrafını olumsuz etkiliyor. Burada ne yapması lazım kadının? Bence kadın içgüdüsel olarak kendini anneliğe bırakmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani hayatında bir denge sağlaması lazım bir şekilde. Çünkü biz kadınlar ne sadece çocukla ilgilenirsek, ne sadece işimizle ilgilenirsek mutlu olamıyoruz. Ancak hayatımızda her şeyi dengeli yaşarsak mutlu oluyoruz. Örneğin düşünün bir kadın işte kendini tamamen çocuğuna odaklamış. Biraz önce benim örnek verdiği gibi yapsaydım diye düşündüğü gibi. Ve kariyerini bu nedenle feda etmiş. Bu kadın mutsuz olacaktır ve mutsuz bir kadının yetiştirdiği çocuklar da maalesef çok mutlu olamazlar diye düşünüyorum. Öte yandan aslında çocuk için de anneler en önemli rol model karşılarında. Çocuk da hayatında dengeli yaşayan bir anne görürse bunu kendine rol model olarak alacak. Yani sadece bir konuya odaklanmamış ama hayatında hem işi var, hem kendisi var, hem çocuğu var. Bu şekilde hayatında dengeli yaşayan bir anne ona da bir örnek oluşturacak ve onun da kişilik gelişimini olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Diğer yandan erkeklerden de bazı beklentilerimiz var tabii. Erkeklerin de çocuk yetiştirmeyi ortak bir sorumluluk olarak görmeleri, kariyer erkekler için ne kadar önemliyse kadınlar için de o kadar önemli olduğunu, kadınların da kariyer hedefleri olduğunu göz önünde bulundurmalarını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü süremiz oldukça kısaldı. Bir sorum daha olacaktı benim ama dedim ki birazcık challenge olsun. Ben son sorumu sormayacağım. Soru sormak isteyen varsa sizlerden alacağım.